Buyurun İbrahim Bey. Evet, sevgili dostlar merhaba. Tabii önce ben Mehmet'i kutlayarak başlamak istiyorum. Genç yaşında gösterdiği, benim 50 yaşında gösterdiğim cesareti Mehmet 26 yaşında göstermiş olduğu için Mehmet'i kutluyorum. Ve 26 yaşında veya bu yaş grubundaki pek çok arkadaşa ve meslektaşıma da Mehmet'in cesaretinin örnek olmasını diliyorum. Çünkü Türkiye'nin geleceğini ve yarınlarını Mehmet ve bu jenerasyonun cesareti kurtaracak. Sözlerime böyle de başlamak istedim. Tabii şimdi Arif abi aramızdaki en eski siyasetçi olarak olayı çok güzel toparladı. Ama ben şu duygumu da aktarmak istiyorum. Yani bu salonda sizlere elbette ki mimar kimliğimle hitap ediyorum ama çok yeni bir siyasetçi olduğum için siyasetçi kimliğiyle hitap etmenin de farklı bir duygu oluşturduğunu itiraf etmem lazım. Şimdi ne Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği sıfatıyla görev yapmam durumunda neyi farklı yapacağım veya nasıl bir farkındalık oluşturacağız? Bu tabii bu soru aslında neden aday olduğum sorusunun da devamı. Elbette ki bir şey niyet ederek aday olduk ki bunun da bir farklılık oluşturması beklentisi. Evet, deprem açıkçası benim açımdan da çok belirleyici oldu sevgili arkadaşlar. Çünkü bu ülkenin sorunlarını gerçekten kalbinde, yüreğinde hisseden herkes için depremin çok travmatik sonuçları oldu. Önce beynimiz bunu reddetti. Sonra depremle yüzleşti, kabullendi ve ne yapılabileceğine dair pek çok konuda herkes kendi platformunda, gerek bireysel olarak, gerekse bulunduğu başka ortamlarda bir çaba içerisine girdi. Açıkçası ben kendi sorgulamamın o günlerde başladığını söyleyebilirim. Yani bir mimar olarak, Mimar Odası camiasında yer almış biri olarak, Denizli'nin farklı sivil toplum kuruluşlarında görev almış, yetki almış birisi olarak, ülkenin geldiği bu durumdan itibaren bunların artık yeterli olmayacağını, farklı bir yerlerde farklı bir sözün söylenmesi gerektiğini ve bu sorumluluğun da bizlere ait olduğunu hissetmeye başladım. Ve hep dile getirdiğim gibi, yani Mimar Odası'nda görev yaptığım zamanlarda veya başka ortamlarda dile getirdiğim gibi şunu söylerdim. İşte siyasi irade, karar vericiler, kimdi siyasi irade belli, karar vericiler kim? Onlar da belli, onlar da siyasi. Çünkü bizler sorunları dile getiriyor idik. Ancak çözüm noktasında bir tık geride kalıyoruz. Artık çözümün parçası olmamız gerektiği konusu da çok aşikardı. Bu noktada bizim gibi insanların inisiyatif almasının kaçınılmaz bir gerçeklik olduğunu kabul etmemiz lazım. Şimdi bu gerçeklik ve inisiyatif kullanmanın bize getirecekleri ne? Evet. Türkiye'nin açıkçası yeni kentler inşası, yeni yapıların inşasından önce yeni bir bakış açısının ve yeni bir kültür inşasına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yapısal anlamda, düşünsel anlamda, fikirsel anlamda. Ve 1920 meclisi kadar kıymetli bir kurucu meclis konusu kesinlikle doğru. Çünkü yeniden parlamenter sisteme, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi durumunda bu meclise çok fazla iş düşecek. Bu cızırtı bizden mi kaynaklı? Telefonlardan telefon mu acaba? Mesela önümüzde kadık bir konu olarak duran kentsel dönüşüm, imar mevzuatı, müteahhitlik yasası, Türkiye kentlerini bugün bu hale getiren ve depremle yüzleştiğimizde bir enkaza dönüştüren bütün her ne varsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde yer alacak ve baştan aşağı ülkenin fikri inşasına sebep olacak bir süreç önümüzde. Bu sürecin içerisinde biz mimar olarak yer almamamızın söz konusu olmayacağına inanıyorum. Yani artık bir yerlere teknik insanların elinin değmesi gerekiyor. Kaldı ki mimarın... Bir saniye isterseniz. Sesi biraz kusura bakmayın. Sesi biraz kısırmayın çünkü. Ben alayım mı siz? Şeyi de koyabiliriz. Telefonla ilgili olur. Tamam. Kusura bakmayın. Ne diyordun? Kentsel dönüşüm, mimar hattı. Yani bu süreçlerde artık çok sayıda mimar, hele mesela Mimarlar Odası geçmişi bulunan Arif Bey, benim veya Türkiye'nin farklı kentlerinde Mimar Odası geçmiş
kişi bulunan mimar adayların bu anlamda çok önemli bir görev üstleneceğini düşünüyorum. Çünkü bütün bu süreçler, atıyorum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev almam durumunda bahsedilen bütün bu süreçlerin içerisinde yer alır isem meslek odamın katkısının ön şart olarak meclise getirilmesini arz ederim. Partimin de disiplinleri içerisinde bütün o komisyonlarda Mimarlar Odası'nın da aynı masada olmasının, TMMOB'nin de bu masada olmasının gerekliliğini vurgularım. Yani bunu kendime bir ödev olarak yazarım. Neden? Çünkü yani 60 yıllık bir birikimi olan bir meslek odasının elbette ki bu bahsettiğimiz konularda söyleyeceği çok şey var. Yani bunun taahhüdünü şu gün burada herkesin önünde vermiş olayım. Meslek odamın bütün o yapım süreçlerinde masada olması için seçildiğim takdirde bir milletvekili olarak gereken bütün çabayı göstereceğimi buradan taahhüt altına almış olmak istiyorum. Bunun dışında aslında bir mimarın dokunması gereken pek çok alan var. Özellikle mesela sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde baktığımızda önümüzdeki iklim krizi, sürdürülebilir çevre, yeşil doğa, bu bütün bu mesela Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Metni, temiz enerji, bütün bu süreçlerde duyarlı bir mimar olarak yalnızca yapı sektörüyle ilgili alanlarda değil, bu alanlarda da bir mimar farkındalığının mecliste çok önemli bir alan işgal edeceğine inanıyorum. Hele hele sürdürülebilirlik kavramının, mesela sürdürülebilirlik kavramlarından 11.'si bizim yaşanabilir kentler üzerinde tartışmamızı istiyor. Yani ucundan yine bizim meslek disiplinimizle ilgili. Bizim elbette ki mimar kimliğimizin dışında da bizim mimarların doğasından kaynaklanan fikri hürriyetimizin yansıyacağı pek çok ortamın mecliste de fark yaratacağını düşünüyorum. Evet, benim de mensubu bulunduğum siyasi partinin de mensubu olduğu siyaset sisteminin, yani altılı masanın bu anlamda Türkiye'nin geleceği için çok şey vaat ettiğine inanıyorum. Öncelikle tartışma kültürü, öncelikle farklı değerlerimizin bir ortamda yoğrulup bunlardan bir sonuç üretebilme kültürünün Türkiye'nin yaşadığı 20 yıldan sonra en çok ihtiyacımız olan şey olduğuna inanıyorum. Çünkü biz birbirimizin ne söylediğini dinlememeye o kadar alıştık ki, tek bir kişinin ne söylediğine o kadar odaklandık ki, şu anda 6 kişinin veya 6 farklı siyasi partinin söyledikleri sanki kafa karışıklığı gibi gelebilir. Ama aslında değil. Aslında doğrusu bu farklı seslerden bir orkestra şefi maharetiyle düzgün bir melodiyi üretebilmekte. Ben buna kalben inanıyorum. Türkiye'nin bu tartışma ortamından ve insanların fikir ve düşünce hürriyeti ortamından çok şey üretebileceğine inanıyorum. Kaldı ki mesela işte ekonomik sorunlardan bahsediyoruz. İç politikadaki sorunlardan bahsediyoruz. Milli güvenlikle ilgili sorunlardan bahsediyoruz. Dış politikayla ilgili sorunlardan bahsediyoruz. Bu sorunların bugün bahsettiğimiz temeli mesela en büyük temeldeki ekonomi sorunlarına baktığımızda bu sorunların başında şu var arkadaşlar. Liyakatsiz yöneticiler. Peki liyakatsiz yöneticilik nereden kaynaklanıyor? Tek bir kişinin sorgusuz sualsiz atadığı yöneticiler eninde sonunda liyakatsiz olur. Şimdi bizim bu sistemin üstesinden gelebilmek için ortak akıla ihtiyacımız var. Değerli dostlar, Mimarlar Odası ortamları, ben 22 yıldır bu ortamların içinde hep şuna şahitlik ettim. Burası ortak aklın üretildiği ortamlardır. Biz bu rahleyi tedrisattan gelmiş insanlar olarak ortak akıl dışındaki akıla çok da itibar edemeyiz. Bizim mecliste taşıyacağımız farkındalıkların en temelinde de ortak akılla karar üretme süreçleri olacaktır ki ben bunu Türkiye geleceğini aydınlık hale getirebilecek temel değerler olduğunu düşünüyorum. Bunu sağladıktan sonra işte efendim faiz politikası şuymuş, kur şuna gelmiş, CDS endeksi şu olmuş, doğalgazdaki rakam şuna geldi. Bunların hepsinin çözülebilecek alt başlıklar olduğunu düşünüyorum. Çünkü ortak akıl bize bunların hepsinin bilimsel temellere oturmasını sağlayacak argümanlar sunacak. Bu argümanlarla da doğru, demokratik bir toplum yapısını inşa etmek mümkün. Çünkü ileri demokrasilerde olmazsa olmazımızın yasama, yürütme, yargı olduğunu biliyoruz. Ama bugün yargının ne halde olduğunu biliyoruz. Yani bir cumhurbaşkanının hakimleri arayıp
verdikleri karar ile ilgili onları sorguya çekmesi herhalde bu topraklarda Cumhuriyet tarihinde olmuş bir şey değildi. Bunu da gördük. Şimdi bu hukuka güvenemeyiz arkadaşlar. Bu meclis yapısı ile yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz meclis yapısı ile üretilen yasama, yani bu yasama organına güvenemeyiz. Yani sonuçları da ortada çünkü. Depremde takke düştü, kel göründü. Bütün aksaklıklara ışık tuttu deprem. Yani sistemde her ne varsa, görmemiz gereken bütün aksaklıklar, her ne ise bunların hepsine hem ışık tuttu hem ayna tuttu. Şimdi bu değişmek zorunda. Bizim şu anda alelacele orada deprem bölgelerinde inşa edilen konutlardaki yanlışlık her neyse, buna dur çuş diyecek bir sistem yoksa bu sistemi inşa edilmesi lazım. Bunun için güçlü bir meclis, güçlü bir parlamento çok önemli. Açıkçası benim siyaset yapma kararım bunlarla çok ilişkiliydi. Evet dedim, bu dönemin parlamentosu çok önemli. Bu dönem parlamento çok önemli işlere imza atacak. Bu dönem parlamentoda sahip olduğuma inandığım bilgi, birikim ve tecrübeyle olmam gerektiği kanaat getirerek de bu yola çıktım. Bu bahsettiğim her bir başlığın da seçilmemiz durumunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde farkındalık yaratacak başlıklar olduğunu söyleyebilirim. Ekleyeceklerimi de bir sonraki turda sürdürürüm. Teşekkür ederiz. Şimdi.